Evet, merhaba selamlar. Taha'nın konuklarında bugün bizlerle. Önce hanginizi söylüyoruz genelde? Hiç öyle bir şeymiş. Böyle tripleriniz yok mu? Hayır canım. O zaman ben alfabetik olarak İlker Gümüşoluk, Kemal Ayça konuğumuz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün eldeki imkanlarla iPhone 14 yapacağız size diye. Hazırlanıp geldik. Malzemelerimiz su ve bardak. Su ve plastik bardak. Bir tane iPhone 11. Herkesi bir gazlayayım mı? Birazdan iPhone 14 yapacağım diye. Sende böyle bilgiler var ya, çok acayip. Ben abi bütün çevreme iPhone 11 aldırmış bir adamım. Kemal'e, Kemal'in eşine, evet. Ömür falan. Herkes bana diyor ki niye bana bunu aldırdın? Abi 2 yıl evvel falan aldırdım. 7, o zamanlar 11 iyi bir telefondu yani. Tabii. Sonra 12 çıktı, 13 çıktı. Bir 20, söyler misin ya? 20 bin lira şu anda. Tek kötü tarafı ekranı. Ekranın piksel piksel artık bir belli bir yerden sonra yormaya başlar insanı. Evet. Onun dışında bence bir çok... Bir de durduk yere ekran görüntüsü alıyor. Bir de sürekli feneri çalışıyor. Flash açılıyor bir de abi sürekli. Dede sorunları bunlar. Ha şöyle. Sana gelmiyordur bu. Bir de ki bu yazılar nasıl büyüyor yavrum? Bizim gözümüz seçmiyor. O sürekli şey telefonla elde böyle gezdirmekten o şöyle dokunuyorsun yanıyor. Evet. Ama şöyle yaparsan da yani böyle kameraya yapar gibi yaparsan da kapanıyor. Ha öyle mi? Oha bak. Adamda ne kadar çok bilgi var ya. Sizi ilk defa görecek arkadaşlara kendinizi nasıl tanıtırsınız? Yani İlker Gümüşoluk kim? Abi şöyle ki vallahi yıllardır stand-up gösterileri yapıyorum. Yani herhalde bir 2003'ten 2004'ten beri. Stand-up yokken. Yokken yani, hakikaten öyle. Ona göre yoktu yani. Yani şöyle aslında. Bir Cem Yılmaz vardı bir de yoktu. Valla hakikaten Cem Yılmaz vardı yoktu bir de işte. Atademir vardı. İşte İlker Gümüşoluk vardı yani. Daha öyle bir kültür de yoktu hani gelen yoktu. Giden. Ya biz çok yıprananlardınız abi öyle söyleyeyim sana. CEO diye Taksim'de bir barda başladım stand-up'a. Eş dost geliyordu. Türkü bardı falan böyle işte bir gün boştu oraya dahil olduk. Yıllardır stand-up gösterileri yapıyorum. İşte çeşitli radyolarda çalıştık ki hala Virgin'dayız. Onun dışında uzun süredir hem YouTube'a hem Instagram'a içerik üretiyorum. Apartman Sohbetleri diye bir iş yaptım. Şimdi biliyorum. Skeçler devam ediyor. Biliyorum. Zamanın çok ötesinde bir işti. Yani şu an benim yaptığım aslında bir apartman sohbetleri. Öyle ama onun şeyini faydasını gördüm ben yani bir YouTube değişim elçiliği oldu Londra'ya gittim geldim falan. Ama şu anda en severek yaptığımız gündemde olan işimiz Kemal'cimle birlikte biraz konuşabilir miyiz podcast. Ben çok kıskanmıştım sen YouTube'a şey içerik elçisi seçildi. Dedim ki kim lan bu adam dedim ya içerik elçisi seçildi. Hayır falan baktım. Ben de onun için geldim zaten. Program çekmişler falan. Bayağı ondan sonra izlemeye başladım ben. Bilmiyordum. Değil mi? Her türden bilinen birini seçiyorlar elçi. Dolayısıyla siz de birbirinizi tanımıyorsunuz orada. Hani orada çok iyi dövüşçü de var, çok iyi aşçı da var. Var evet. Çok saçma ya. Böyle bir de Orta Doğu'dan çok fazla bayağı elçi var. Bayağı şey Nuh'un gemisi gibi. Her sen ne yapıyorsun abi? Gel. Burada iki tane getirin. Abi Tarcan'dan ekspertiz gel. Bir de şey çok komik. Yani takipçi sayısına göre seçmemişler insanları. Ya mesela bakıyorum abi Pakistan'da 250 takipçisi var duruyor böyle tamam mı? Ben Pakistan'ı değiştireceğim diyor. Oğlum sen neyi değiştireceksin? Kendini değiştir. Sen önce bir insana ulaş. Anlamadık yani. Sonra baktık böyle ilham verici içerik üretenleri seçmişler. Evet abi Kemal Ayça. Kemal Ayça kimdir abi? Biz de İlker'le aynı yolu yürüyoruz. Ben de komedyenim. Stand-up gösterileri yapıyorum. İlker'le birlikte işte yaptığımız bir podcast var. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii bizi insanların ilk tanıdığı yer yıllar evvel Rock FM'di. Türkiye'nin ilk rock radyosuydu. Oradan yaklaşık herhalde 15 senelik bir macera. Radyo hala devam ediyor. Sen akşamları çıkıyordun Rock FM'de herhalde. Akşamları Rabarba ile birlikte de çıkıyordum. Bazen arka koltuğa da çıkıyordum. Metehan Mert Çakır'ın programına da çıkmışlığım vardır herhalde. Tabii tabii. Onun haricinde zaten sonra ne oldu? Kent FM, Radyo, Joy Türk, Radyo Virgin hepsinde de yaptığın diğer işleri de anlat. Herkes bilsin. Ne yaptın? Anlat oğlum anlat. Çekinme burada her şey bilsin. Size araba satayım bile. Ha, ona gideceğiz zaten. Temiz bir Corolla hibrit bulursak. Abi Corolla. Corolla'm size gelmez diye. Corolla'm vermiyor abi. Onun haricinde de benim bir hobim var işte. Eski arabaları alıyorum, topluyorum, tekrar yapıyorum. Çok seviyorum ben arabayı. Üstüne uygun bir meblağla koyuyorsun tabii. İşçilik mesela ne kadar sende? Çok uygun meblağlar koyuyorum evet. İşçilik mişçilik koymuyorum. Ya. Genelde %10 koyup satıyorum. Çünkü benim için şey önemli. İşçilik benim bu pis gülüşüm %10 olmadığını çok net anlatmıştır bence. Ekin'cim abdest lazımla söylüyorum sana. Şu arabadan kazandığım 5000 lira. Ne verdiniz Ekin abine? Benim için şey önemli ya hani bir araba elimden çıkarayım ki sirkülasyon olsun yenisini alıp yenisinin işte altına yatayım. Peki sağına, garaj, evin garajı var mı senin? Var. Benim oturduğum yerde evin büyük bir var. Arazi var. Dolayısıyla şey yani böyle 4-5-10'a kadar araba park edilebiliyor. Ha senin sana ait değil garaj yani. Büyük bir yer kapalı garaj mı? 4 tanesi bana ait ama dışarıya da koyuyorum. Mansion'da oturuyorum herhalde. İstanbul'un çok dışındayım büyük. Ben. Büyük mü? Çok. Kaç artı kaç?
Kaçım? 8 artı 1 mi? 5 artı 2. Her katta 2 tane tuvalet var, öyle diyeyim size. İşemelere doyamıyoruz ya, öyle bir ev. Benimle bütün arkadaşlarım dalga geçiyordu. Bu kadar İstanbul'un dışında yaşanır mı falan diye. Fakat işte son bu hani deprem felaketinden sonra şu an sürekli telefonlarım çalıyor. Abi oradan geçiyorduk da bir sana uğrayalım mı falan. Oğlum bizim oradan geçmez mümkün değil yani. Hani Ay'a mı gidiyordun da bana uğrayacaksın? Ya şehirden kaçıyorsundur. Herkes oradan ev almaya bakıyor yani. Ev sizin mi şu an? Aldınız mı? Biz orayı kiraladık. Ben Acıbadem'de oturuyordum. Acıbadem'i pandemi zamanında kiraya verdim. Oraya geçtim. Ama işte orayı da herhalde alacağız. Yani. Çok doğal oldu lan bura. İnşallah alacağız. Ama Acıbadem'deki şey alırsın Acıbadem'deki fiyatlı. Evet evet. Yani hemen başa baş gibi bir şey. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Senden başlayayım abi. Abi benimki çok acayip. İlker'cim anlatsın, bana vakit kalmaz yani. Biliyorum. Yani ben de bildiğim için. Anne, baba, abla, herkes çok acayip. Baba yıllarca satın alma şefliği yaptı. Sonra ressam oldu. Sokak ressamı yani. Bir anda. Vallahi bir anda diyebilirim böyle 55'te ulan ben niye resim yapmıyorum diye. İmzası çok güzeldi babamın. Örnek böyle çok acayip imzalar atıyor mesela. Onu boş bir yere atmaktansa dedi. Hayır hayır, yani imzası güzel olan adamın muhtemelen resmi de güzel oluyor ya. Bunlar bağlantılı şeyler yani, o el yeteneği falan. Bir girdi abi, kara kalem portrede acayip yürüdü. Hatta Beyaz Şov'a falan çıkmışlığı var yani böyle. Hatta bizi çok saçma ortamlara soktu. Bir kere şeye götürdü. Seda Sayan Şov'a. Yok, Seda Sayan Şov'a gittik. Dedi ki ben o zaman da Seda Sayan'ın genç bir sevgilisi var. Onur türkücü bir adam vardı ya. Onur San mı? Onur Say mı? Öyle bir adam. Evet evet. İkisinin durağında oydu. Evet evet. İkisinin resmini yapmış ama böyle Seda Sayan'la Onur iç içe girmiş. Dört göz var. Biz de Seda Sayan'da konu şeyiz yani, seyirciyiz. O gün de Yıldız Tilbe katılmış. Yıldız Tilbe fanları geldi. Etrafımızda böyle bandaj takanlar, Yıldız Tilbe, Yıldız abla, fan club falan. Babam sürekli böyle Seda Sayan'a resmi kaldırıp gösteriyor, tamam mı? Hatta o bölümü izleseniz kadın sürekli şöyle bir şey sunarken sürekli gözü babama kayıyor. Ya babam böyle çok şey denedi hani, Beyaz Şov'a gitti, Seda Sayan'ı falan, değişik bir adamdır yani, asla mücadeleyi bırakmayan. Annem de çok patavatsız. Hiçbir lafı sakınmayan. Ne bileyim işte, arkadaşlar eve gelirdi bizim. Normalde kalırlar lisede falan, sabah bir kahvaltı hazırlanır ya. Annem ise hiç ortalarda yoktur. Uyanmaz. Anne derim bok yesinler diye bağırır odadan. Öyle tatlı bir kadındır. E bunlar yeterli bence ya. Böyle bir ailede büyüdüm. Neşeli bir aile ama sonuna İstanbul, kadar neşeli. Doğma büyüme İstanbul'da. Maltepe. Yani uzun yıllar Maltepe'de geçti. Çok neşeli aile ya. Kemal Ayça geldi. Benim abi dümdüz ya. Hiç ailem yani o kadar renksiz. Nasıl, hiç Seda Sayan'a gitmediniz mi ya? Seda Sayan'a. Vallahi billahi hiç hayatımda öyle bir anım yok benim. Memleket neresi abi? Ben Konya doğumluyum. Aslen Selanikliyiz biz. Evet yani, yani evet, tip olarak hiç evet, yani Konyalı mesela değil. İlker mesela, Alanyalı mesela. Daha çok. Adana diyorlar bana ya daha çok. Ben Maraşlıyım. Antalya, Adana. Mersin falan. Esmer topraklar sen yani. Sen Fethiye'den başlayıp bütün hani sahil şeridi. Fethetmiş gibi bir sürü her yerden olabilirsin evet. Yani. Ben de işte Konya'da doğdum büyüdüm. Bir dönem Antalya'da yaşadık. Çok normal bir hayatım oldu. İşletme fakültesi okudum. Sonra İstanbul'da reklamcılık eğitimi aldım. Ben bu işlerden evvel sadece böyle reklamcılıkla ilgili bir şeyler yapıyordum. Aslında ben Rock FM'in bir dinleyicisiydim. Hı hı. Sabahları işe giderken falan işte İlker'in muhabbetini çok seviyordum, Mesut'un muhabbetini çok seviyordum. Sorulara, o zaman neydi, 39-69 diye bir şey öyle vardı. Bir şey, evet. Oraya cevap atıyordum. Kavgada ne söylenmez falan gibi bir soru soruyordum. Ben de abi cevabı atıyorum, sonra benim mesai devam ediyor. Benim o cevaplar çok tutmuş. Ama biz yani Kemal'i çok büyük bir eğlenceyle okuyoruz o dönemde. Evet. Herkes beni konuşmuş ama benim haberim yok. Çünkü ben cevabı verip sonrasını dinlemeden mesaiye başlıyorum abi. Akşam işte başka bir şey dinliyorum falan. Sonra bir stand-up gösterilerinde Mesut'la ve İlker'le tanıştım. Ondan sonra zaten orada işte bir sohbet, muhabbet oldu. Mesut bir gün programa çağırdı, konuksuz olduğu bir gün. Dedim ki ben ne anlarım abi, ben yapamam edemem. Ya dedim, senin muhabbetin iyi galiba falan. İyi eyvallah dedim. Sonra 2009 muydu? Ve o gün bugündür. Bir pazartesi. Daha da kalkmadım. Falan. Ben hatırlıyorum ya, çünkü akşamları falan dinliyorduk Rock FM'i. Evet, yani zaten İstanbul'da sadece Rock FM dinliyordum da bir ara iş yapıyoruz diye. Abi o dönem çok zor yayınlar yaptık biz ya. Sabah çok yayını var. Vardı bir dönem. İşte sabah 7'de yayına başlıyorsun ama biz gece 4'te falan yatan insanlarız. Ben böyle 50 yayına falan kefil değilimdir yani. Çünkü ne dediğimi hiç bilmiyorum. Aşırı yorgun gidiyorsun, geceden kalmasın vesaire. Akşama dönmek bizim için çok büyük avantaj oldu. Şimdi bu biraz konuşabilir miyiz? Ne zaman başladı? Ya da ilk kim bir şeyler yapalım? Benim aklımda böyle bir fikir vardı. Kim kime geldi ilk? İlker beni aradı. Böyle şeyler hep İlker'in aklına geldi çünkü. O zaman da pandemi vardı değil mi abi? Herkes evet, evdeydi. Evet. Radyoda gidemiyoruz. Oyunlar bitmiş falan böyle. Herkes evde oturuyor. Evde ne yapılabilirin üzerine işte bir fikir. Ya ekmek yapacaktık derken. Ya podcast'ı. Evet. Ben hem ekmek yaptım. Sonra bizim evde buluştuk.
Baya böyle ama şey yani işte eko falan oluyor, ses alamıyoruz. Çok acemiyiz yani. Gardırobu açtık böyle, gömleklerin içine soktuk. Öyle bir şey vardı ya. Şey vardı ya, bir tane kız vardı. Komşuları zurna çalmasından rahatsızlar. Abi aynısı vallahi. Ben de fotoğraf al, sende de var. Evet. Atalım sana, koy buraya aynı fotoğraf. Bu arada ilk yayınımızı, ilk kaydımızı şeyle aldık. Bende iPad vardı. Onun sesi çok iyi. Stüdyo kalitesinde ses kaydı alıyorlar falan. Ben de Kemal'e oğlum bak bu çok iyi cihaz, bununla biz her şeyi yaparız diye gittim. Ama tabii sonra mikrofona geçince anlıyorsun farkı. Ama ilk kayıt ilk bölüm mü? İlk sezon. Yani ilk 13 bölüm onunla. İlk 13-15 bölüm olur. Tabii. Gayet iyi bence. Bayağı Kemal'i... Ama sonra bayağı fark ediyor. Tabii. Yani çok para kazanmışlar. Diyorsun. Ya parasal bir durum değil aslında. Yani mevzuyu bilmiyorduk yani. Yatırım yapmışlar yani. Evet. Ya bir de aslında yıllarca radyoda çalıştıktan sonra insanların beklentisi şeydir hani buna da hakim olun lan hani evet. Ses üzerine bir şey yapıyorsunuz. Her şeyi de biliyorlar ya. Çok farklı gerçekten. Çok farklı. Ben mesela beceremedim. Bir kere podcast girişimimiz oldu. Hatta sana sormuştum Instagram'dan. Dedim hani hangi programı kullanıyorsun? Abi kaydettik 1,5 saat. Eve geldim dedim kendi sesimi beğenmedim. Yankılı gelmiş mesela. Orada insan hiç beğenmez kendi sesini. Hayır. Ben alışkınım da hani şey yok. Tutturamamışız yani. Biri çok keskin. Evet, evet. Biri böyle çok böyle ulvi geliyor. Çok hani iki mikrofon ayarı denk gelmemiş. Bizde de çok öyledir o. Benim sesim yok hükmündedir zaten. İlker'de tanrı sesi olduğu için. Benim de çok yüksek abi. Senin desibel yüksek abi. Ya bir de şey oluyor abi. Bazen de çok hani işe kafa yorunca işin doğallığı kaçıyor ya. Biz ondan da uzaklaşmak istedik. Hani böyle mikrofon alalım bilmem ne falan. Ama şunu ortaya koyup muhabbet ettiğinde daha başka bir şey çıkıyor. Zaten evet. Ha ilkinde o yüzden ilk sezon biraz daha böyle gidelim istedik. Bir de şey başlamış bu arada. Ben hani dinleyen olarak ilk birkaç bölüm böyle şey hani stand-upçıların dertleri sonra bakmışlar hani kimsenin s**kinde değil mi? Öyle bir muhabbet sonra dönmüş biliyor muhabbet. Biliyor musun tam tersi oldu. Evet evet. Değil. Stand-up dünyasında biz kendi aramızda konuşmaya başlamamız muhtemelen bu podcast'i patlatan şeylerden biri oldu. Birincisi pandemidir. Birinci bölüm podcast'la alakalı değil miydi? Birinci i̇lk bölüm, bölüm şeyle. İlk bölümde stand-up konuşuyor. Başarısız stand-up galiba başlar. Öyle bir şey. Ya bizim abi işte anımız var. Sen Hatay, Arsuz bölgesi vardır. Bilir misin bilmiyorum. Yok hiç gitmedim. Nasıl? Biz oraya yıllar evvel stand-up'a gittik. Orada da Kokteyl Metin diye bir adam varmış. Oranın şey mafyatik bir abisi. Mesela böyle yolda yürüyorsun ya esnaf koşarak elini öpüyor adamın. Yani mesela bakkalın önünden geçen adam böyle leblebiye elini kaldırıyor. Bana veriyor ben yiye gidiyorum hiç para pul yok yani. Biz onun mekanında stand-up yaptık. Ve şöyle bir şey yaşadık yani. Çok büyük bir bar açılışı. İnsan yok. 4 kişi gelmiş. Devasa ortam stand-up yapacağız abi dedik olmaz. Getirin diye bağırdı arkaya. Tüm esnafı evinden toplamış bizi zorla izletti. Millet böyle pijamalarla falan seyirci olarak geldi. İşte onları konuştuğumuz bölüm herhalde yani. Öyle şeyler var stand-up'ta yani hani. Sen de geldin benim gösteriye şimdi orada her şey... Çok hazırlıklı, müzik giriyor bilmem ne falan ama bir de bunun olmamış hali var yıllar içinde. Bu arada seninkine gidemedim. İzmir'e falan gidecektim de gidemedim. Başarılı buldum bu arada. Abi hani eyvallah, sağ olasın. Hatta sana da söyledim hani buradan evet. Bağımsız konuşuyorum. Mesela birkaç arkadaşımı getirdim. Engin var mesela benim çocukluk arkadaşım. Hiçbir boku beğenmez, çok bayıldı. Abi teşekkürler, sağ olsun. İyi de ülkerim ya. Sağ olsun. Sana, abi bilmiyorum. Fikrim yok sana. Çünkü çok iyi. Yok gelecek mi? İptal oldu seninkiler. Her zaman beklerim ya. İlker geldi, başladınız. Ondan sonra peki... Başladık. Ya biz... Podcast'te ilk başlayanlardan değiliz. Yani bizden evvel ben çok podcast dinledim. Çok hani yapan var ama biz bir güçle geldik tabii yani. Hem komedi dünyasından tanınıyor olmak, işte radyo dünyasından yılların getirdiği o kitleyle birlikte girince bizim podcast dünyasını da bir o pazarı büyüten bir hareket oldu biraz konuşabilir miyiz? Evet. Biz girdikten sonra işte Mesutlar girdi Meksik açmazıyla. Bu arada rol modeli oldunuz bence. Direkt birebir aynı konsept. Yani konsept derken şöyle müzikle muhabbetin hızlı kesilmesi mesela. Evet. Yani boş yaptığın anda... Bizde giriş de yok biliyorsun. Evet evet. Aley diyoruz. Abi şu ol diye giriyor. O kurgu dili mesela benim çok hoşuma gitti. Şunu çok yaşadık abi zaten. Mesela normalde işte insanlar 30-35 dakika bekliyor podcast'i. Ki hani 20 dakika falan kısa geliyor. Biz Kemal'le mesela ortalama 120 dakika falan kayıt alıyoruz. Hı-hı. Aşağı yukarı yani 6-7 anons yapıyoruz. Öyledir ama. Onu öyle bir kesiyoruz kırpıyoruz ki yani insafsızız kendimize karşı. Abi tabii bu olmadı. Ben mesela bu videoyu öyle yapacağım için sizi konuşturuyorum aslında. Eyvallah. Podcast... Gerçekten harika bir mecra. İnsanların çok ilgi gösterdiği mecra ama dinlerken çok kolay sebeplerden bırakabiliyorsun. Evet. Bu dediğin işte o yüzden çok doğru. Ve geri dönmeyi unutuyorsun. Unutuyorsun yani. En ufak bir iş seni oradan uzaklaştırabiliyor. Sohbetin düşmesi uzaklaştırabiliyor. O yüzden hani 40 olmayalım ama yani 27-28 olalım ama hep çok komik olsun. Bence İnsanlar sonuna kadar evet. Dinlesin yani. Şöyle çok mesaj geliyor bize. İşte uyurken dinliyorum. Evet. Ben buna başta gıcık oluyordum. Oğlum hani bizi uyumak için mi kullanıyorsun diye. Sonra bunun kıymetli bir şey olduğunu anladım. Tabii tabii çok kıymetli. Adam uyurken huzur içinde senle kahkaha ata ata uyudum diyor mesela. Abi, gece güzel rüya gördüm diyen var. Evet. Sizi gördüm diyen var artık. Bakacağız. Ben keşke bu kadar olmasa tabii. Ne olursa, aranızdaki samimiyeti bilmediğim için söylüyorum. Ne olursa
biri diğerine ya da işte aranızda bir soğukluk girer ya da bu proje biter. Karıma bakarsın. Götümü ellersin. O ayrı. Orada bitmez. Orada bitmez. Ama karıma bakarsın. Aynı anda 2 lobu ellerse orada bir kılalım. Çok değişik ahlak kuralları var. Götüm ellesin ama karıma bakmasın abi. Ne olursa bu birliktelik bozulur değil mi abi? Ya hani bazen mesela bir şey olmuştur. Atıyorum bir iş gelmiştir. Birisi atıyorum demiştir ki ya Kemal sizin podcast'te de şöyle bir iş var. Parasal yönden kavga çıkmaz aramızda. Çıkmaz. Şeyden de çıkmaz. Yani üslup yönünden de çıkmaz. Çünkü çok eskiden beri bu sektörün içindeyiz ya abi. Birbirimizi ne zaman arayacağımızı, ne zaman fikrimize yani danışacağımızı falan çok iyi biliyoruz. Bunlardan da çıkmaz. Paradan zaten hiç çıkmaz. Şey de çok geniş değil mi abi seninle? Yani muhabbet skalamız. Evet. Yani en leşten, evet, en kalifiye konuya kadar konuşuyoruz. Bizi öldürürse İlker'in yüksek enerjisi öldürür gibi geliyor. Gerçekten bazen ayak uyduramıyorum yani. Bazen aşağı falan koşuyor bizim evde. Ya benim şeyim yukarı var abi. Yukarı koşuyor, bağırıyor falan böyle abi. Uykusuz kaldığım zaman bir enerji vuruyor bana böyle. Ben hani eşimi falan ağlattım bir kere Carrefour'da mesela. Böyle hani Carrefour'da spor reyonu var ya. Hmm. Basket topları, raketler. Oraya da girince çocuk gibi oluyorsun ya. Basket atayım, top sektireyim falan. Ağladı yerde ben bu enerjiyle ne yapacağım diye. İnsanlar geldi yani. Hanımefendi iyi misiniz falan diye. Yemin ediyorum bu yaşandı yani. Vallahi doğru bu. Yani evet yüksek enerji bazen itici olabilir. Çünkü itici değil de yani abi. Bizim de bir dinlenmemiz gereken saat var yani. Ya ben bir de temas seven bir adamım abi. Mesela enerji vurdu mu gelirim böyle Kemal'in dizine vururum. Omuzuna çok, vururum. Çok sert yapıyor biliyor musun? Böyle boks falan yapıyor ya. Ya diyor bak şurası çok acayip bir bölge diyor abi. Bir koyuyor böyle. Çocuk acayip ya. Canın yanıyor tamam mı? Ama yani onun için çok... Ekin ben sizin lise 1'deki halinizim abi. Onu hayatıma yaydım. Ben lise 1'im. Mystery Box olayı var ya şu. Ali Baba'dan getirtiyorlar. Ona hiç girmedim ben ama çok merak ediyorum. Ben de ama hep bir kazıklanacağım hissi var ya. Yani kazıklanmasın da... Sen onun kutu açılışını yapalım. Olur. Böyle. Yani alacağım şey hiç işime yaramayacak ne gibi. Ne alıyorsunuz da kutu? Abi kutu diyor ki işte içinden iPad de tık çıkabilir diyor. Bok da çıkabilir. Bok da çıkabilir. Biliyor musun? 1000 lira. Orada bok çıkar deli misiniz? 500 lira. Yok lan. iPad çıkan çıkıyor da var. Bir şeyler. Abi işte iPad çıkan da var. Bu efsanenin yayılması için aradaki... Bu ne biliyor musun? Hiç şeyde kazıklandın mı? İki kişiye iPad çıkıyor. Yolda çıkıyor. Böyle tombala çektiriyorlar da. Adamı tanıyan gelip bir şey kazanıyor da. Gidiyor sonra herkes yolunuyor. İzmir fuarında var. Bul karayı al parayı diye. Nisler çıkıyorduk. Evet. Adam biri var biliyor. Hep biliyor. Aa bunu da alıyor. Ben koyuyorum yok. Aynı yerde. Yok anasını satayım. Ben orada şeyin tutkusunu anlamıyorum. Sen de hatırlarsın bence yaş itibariyle. Luna Park var mıydı Alanya'da İzmir'de? İzmir'de. At yarışını sunan adam var ya. Ha. Oğlum yani hipodromda bu kadar coşkuyor. 10 kişi izliyor. O geldi bu gitti diye deliriyor herif ya. Şeyler vardı işte. Ve muhtemelen 300-500 lira para kazan. Fazla da değil. Kadife Kale'den işte gelen Roman Çinyen arkadaşlar falan onlar böyle şey ailece kalecilerdi. Penaltı atıyorlar. Bir de onlar yiyor. Onun görseli var. Kadın kaleci o mu? Malboro yazıyor onda. Kadın uçuyor Mondragon'dan yiyor evet işte. Evet abi inanılmaz. Erkek uçuyor Tafarel'den ufak çocuk geliyor piç 7 metre kare. Abi. 90'dan diğer 90'a sınırıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Roman'ın eteğini geçemiyorsun. Çok büyük eteği var. Başak arası koyayım mı? Sen bir Luna Park'la davalık olmuştun. Tam davalık değil de bir, yani İstanbul'un en meşhur Luna Park'ında ben skeç çektim. Ben de şey abi bir tane kamikazenin önüne oturdum. Çok güzel fon yaptım kendime. Kamikaze giriyor. Aa insanlar ulan dedi burada video çekilir. Şey yapıyorum işte insanlardan sürekli para dökülüyor Luna Park'ta. Cihaz ters dönünce işte paralar dökülüyor ya. Onu toplayan adam, ekibine toplatan adam diye bir şey çektim ben. Tamam. Luna Park'ın ismi görünmüş. Kenarda. Bana sonra gece çok büyük telefon geldi abi. Gece 1'de. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Keşke öyle olsa. Harbi mi? Vallahi billahi. Çok ağır telefon aldım. Abimiz değil. İsim vermek istemiyorum. Bir tane abi işte abi aradı. Tanıdığım biri yani. Ya dedi sen ne yaptın dedi. Onun dedi işletmecisi çok büyük adamdır. Çok sinirlenmiş. Sen şu an Türkiye'deki bütün Luna Park'ları birbirine kattın dedi. Her yerde senin video izliyor. Bir yandan da gururlandım. Abi bu kadar... Abi birbirlerine arayıp yok. Bir düşmanımız oldu yıllardan beri. İlk defa Luna Park'ın bir düşmanı var. Abi tüm şey. Luna Park cemiyetini birbirine sokmam benim için bir gururdur. Tek tabii, bir skeçle. Luna Park cemiyeti de... Bir de bunu sevmeyen yoktur ya. İlk kez bir düşman tabii. Görünce heyecanlanmış adam var. Sonra şey düşünmedim. Mahkeme olsa ne olacak? Çok eğlenceli ortam ya. Luna Park'tan birileri gelmiş. Şey gelecek ya. Sanık İlker Gümüşoluk. Davacı gondolun sahibi değil. De balerin geliyor. Şikayetçiyim ben bundan. Aşağıda adli otoparkında bir sürü çarpışan araba. Herkes gelmiş davaya. İspark'ı doldurmuşlar. Abi şey çok komik değil mi ya? O Tagada diye bir şey var ya biliyor musun? Ha. Masa böyle zıplıyor da. Orada ya, hoplayan zıplayan oluyor öyle. Orada çok şey adam var ya. İvmeyi bilip evet. Eli cebinde. Böyle takılıyor. Yürüyor içinde. Yaptığınız ilk meslek neydi? İlk yani 6 yaşında 5 ilk para. Çaycılıktı benim abi.
Kaç yaşındaydın? Podcast'te de anlatmıştım. Galiba 13 ya da 14 yaşındaydım. Çocuk işçi. Ne yani 13-14'e kadar ana baba parası mı yedin? Yedik oğlum. Burada var 5 yaşında kazanan. Spor ayakkabı dikiyorum. Abi gittim Konya'da çaycılık yapıyorum marangoz sanayide. Mobilyacılar sanayisi filandi. Çay ocağında mı? Marangozlar tarafında evet şeyim böyle. Bunu podcast'te de anlatmıştım. Oo tabii evet. Abi çay istiyor millet dükkandan bile ama herkesin parmaklar o kadar eksik ki. Herkes hizara mizara kaptırmış abi. Herif mesela 3 çay isteyecek şöyle filan yapıyor. İki elini kaldıran var. Yani. Mehmet beraber de. Acayip eğlence. Abi metal mi? Hayır 5 çay. Abi 2,5 nedir yani? 2,5 çay götüren adama. İlk oydu ya. Senin ilk işin neydi? Ya ben su satmışımdır ya. Ben de su sattım ilk. 5-6 yaşında pazarda. Benim bir dönem 10 yaşında... Su satılır mı ya? Ne kadar temel bir şey bu abi. Karikatür dergisi çıkarmıştım ben. Ne adı ne? Ya şey evde çıkarıyorum. Uykusuzu duymuşsunuzdur diye çok büyük dergi çıkıyor. Pengeni biliyor musun? Gerçek pengeni o benim falan demiş. Annem işte okulda memur. O dönem 90'larda falan da fotokopi makinesi geldi ilk. Mahallenin ilkokuluna fotokopi makinesi geldi. Ben de öğrendim bunu. Neden götümü çekmiyorum diye. Neler çektim. O ayrı konu da. Böyle benim boydan şeyim var, fotokopim var. Abi karikatür çiziyordum böyle işte. Sıfır makine diye böyle kokuyor diye araştırıyorum. Berbat espriler işte. O zaman bana göre çok komik ya. Ne olacak abi? Hani dedim ki ben bunu satarım ya. Bunu kim, herkes buna para versin. Çektim fotokopisini işte atıyorum. 20 tane yaptım. O zaman 25-250 bin lira tanesi. Kimse almadı tabii. Sonra dedim ki ben buna bir şey ekleyeyim. Çekiliş. Dergi alıyorsun. Her dergi alan bir tane tombalaya katılma hakkı var. Onun da hediyeleri var işte. Hediyeleri var. İşte oyuncak çıkıyor. Kelebek çıktı. İşte böyle fır yapıyorduk çıkıyor. İşte torpil çıktı. Sallıyorum o zaman işte Elfener'i 90'larda çok böyle pahalı bir şey. Metal böyle Tiger marka. Ondan koyuyordum. Birinci ödül oydu mesela. Evde varmış hiç kullanılmıyor. Onu alıyordum. Ama işte yarısı boş vardı. Girişimcilik ya. Vallahi yarısı boştu bari. Ne kadar sürdü olsun dergi? Bu da dolandırıcılık. Yani evet bir tık. Size babayı çıktık sonra tasa verebilirim önce falan diyor. Ne yazan dergi okumuş oluyorsunuz falan dedim böyle. Vallahi 3-4 ay yaptım. Bayağı da para kazandım ben bu işte. Şey vardı hatırlıyorum ben 6-7 yaşında. İlkokul 1'e giderken su sattım pazarda yazın. O dönemde de böyle hani tam olarak hangi duygu olduğunu bilmediğin bir şey hissediyorsun kızlara karşı. Yani aşk mı? Hoşuna gidiyor kızı görmek, bakmak. Heyecanlanıyorsun. Bakamıyorsun da falan böyle. Amcamın oğluyla satıyoruz. Dedim ki oğlum ikimizden birinin hoşlandığı kız gelirse ben bir onu sana vereceğim. Ben müşteri kılığına gireceğim. Utanıyoruz da su satmaktan. CEO. Ama şey de saçma. 7 yaşında çocuk pazarda ne yapıyor? Dur bir de patlıcanlara falan bakıyorum benim cebimde. Patlıcan kaça bugün? Öyle yani. Su sattık. Aynen. Odur abi. Ondan sonra peki bu stand-up'tan önceki mesleğin neydi abi senin? Abi ben bir animatörlük maceram var. Alanya'da 3 yıl 4 yıl kadar. Sonra Fethiye Kemer falan. Ondan sonra da direkt radyo stand-up işte. Başka bir işim yok. Radyoya peki nasıl geçtin ya? Animatörlük demezsen radyoya bir insan nasıl geçtin? Abi şöyle 19 yaşındayken, üniversite 1. sınıftayken Mimar Sinan mezunuyum, sinema televizyon bölümü. Ya böyle komediyle ilgilenmek istiyordum. O yıllarda işte takip ettiğim radyocular, karikatüristler vesaire vardı. Onlarla tanışmaya çalışıyordum. Sonra dedim stand-up yapayım. Hani stand-up yükselen bir meslek, iş dalı. İlk gösterimi işte CU diye bir yerde yaptım. Sonra da Old City Comedy Club diye bir yere başladık. Orada Mesut'la tanıştım. Mesut Süreyli. O da orada stand-up yapıyor. Aslında ikimiz de stand-up yapmaya çalışıyoruz. Can Havli var orada da yani. Orada Mesut'la tanıştık. Mesut şey dedi. Ya dedi benim radyo programım var. O zamanlar da K-Rock galiba. Rabarba bile değildi yani. Sabah problemi diye program yapıyor. Ezgi diye bir radyocuyla. Gelsene dedi. Gittim ben de. Sonra Rock FM kuruldu falan. Hani Rock FM başından beri vardım zaten. Mesut aradı bize işte perşembeleri gelir misin gibilerden. Radyoya başlamam öyle. Şey oluyordu radyoda mesela çok gülüyordum ben. İşte böyle para alamamışsın o hafta da. Tam böyle yönetim ekibi çıkışırken sana Converse ayakkabı veriyorlar. Evet. Tam böyle gemileri yakacaksın. Şey, abi sen 43,5 mu giyiyordun diye Converse uzatıyor. Dev geliyor Ege'den. Ha konu bir süre kapanıyor tamam mı? Converse'i giyiyorsun mutlusun. Converse değersiz daha şimdi evet. Daha değerli. Şu an mesela Converse her kapıyı açar. Ya bizim işte tabii. Bekçi vardı radyoda. Kemal abimine. Hiç ya Converse giyecek son adam. Eller arada böyle oturup sigara içen bir üstte abi. Üstte takım elbise var. Altta yine Converse. Adam zam istemeye gitmiş. Odadan Converse'le çıktı ayağı. Converse'le şey Converse. Hani böyle metalik özel seviyiz. Alevli malevli. Hiç yani. Takım elbise olmayacak ayakkabı. Şeyimiz çok boldu. Kolonya. Bizim grubun çünkü bir de ürettiği bir kolonya vardı. Bilinen de bir kolonya. Sürekli kolonya. Herkes kutu kutu kolonya. Abi pandemide yani. Bak yıllar önce hazırlanmışsınız aslında. O da hakikaten. Şimdi abi bizim o yıllardaki patronun hem işte kolonya, zeytinyağı. Zeytinyağı, otel. Datça'da oteli var. Onu biliyorum podcast'te bir anlatıyordunuz. Sürekli indirimli otele gidenler. Evet. Yani indirimli ya bedava değil. Ha. Ben hiç görmedim İlker. Bedava gittin mi? Şöyle oldu abi. Benim annem babam tatili çok seven insanlar tamam mı? Datça'da çok güzel bölge ya işte hani orada.
Ben de böyle bir imkanımız var. Çok uyguna gidiyorlardı. Yani işte %20, %30'u ödeniyor ve tatil imkanı. Ben de her yıl böyle çalışıyorum. Annemi babamı tatile yolluyorum. Gururla hani evlatlık görevimi yapıyorum. Ama böyle tarihler çok acayip. Yani işte Mayıs son hafta, Ekim ilk hafta falan. Hiç böyle prime'ı değil yani otelin. Ölü sezon. Babamla annemi yolladım. Babam aradı öğlen. Şey yaptı. Burada bir kişi yok. Garsonlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz diye. Babam da ressam ya. Şey dedi, bütün otelin resmini yaptım. Sıkıntıdan abi. Garsonu, komiyi, resepsiyonist, herkesin fotoğraf şeyini, resmini yapmış. Bir kere de babam şey dedi, oğlum dedi, kapıda karşılayan adamı plajda gördüm. Sonra odayı topluyordu dedi. Tek bir adama çok görev yıkılmış. Ama iki şeydi ya. Hepimizin yani ayrı ayrı herkes bu fikri herkesten duyduğum için söyleyebilirim. Herkesin en çok eğlendiği yıllardı. Evet. Hepimiz. Evet. Yayında da çok eğlenceliydi. Hala bana sorarsan Rabarba çok üst düzey bir mizah işi. Çok evet. Harika bir iş. Ama o zamanlar böyle inanılmazdık. Ama yani. O zaman dert de yoktu ya şimdiki gibi. Dert azdı. Biz evet. Çok gençtik. Yani o zamanki geçim derdi, maddi derdi şu ankinden çok başka. Şey de çok kıymetli bence abi ya. Kitle küçükken çok kemik bir kitlen oluyor ya. 30-40 bin ya da 50 bin kişiye hitap ederken herkes çok senin kafanda oluyor, seni çok seviyor, çok sahip çıkıyor ama işler büyüyünce hani sen de biliyorsun bunu. Evet. Milyon, 500 bin, 300 bin olunca artık her kafadan herkese açılıyorsun yani. Ve senin kafanı anlamayan adamlar da çıkıyor. Biz Rock FM'deyken aşırı güzel bir kitleye sahiptik yani müthiş sadık, çoğunu tanıyoruz bir de falan. Kor kitle yani o kitle senin dışarıda iş yapacağın da adam, masaya oturacağın tabii, da adam. Tabii, Rock FM mesela dinleyen adam, koyuyorsun, hepsi hani ben Rock FM dinliyorum diye, sizi oradan biliyorum diye mesela şey diyorsun ki adam bak benimle aynı kafada. Tabii. Hani kor bir kitle İstanbul'daki işte Maslak tayfa sallıyorum. Evet evet. Abi A plus bir kitledir yani. Aynen öyle. Şaka yaparken şeyi düşünmezdik biz o zaman ya. Oğlum ne tepki gelir falan diye. Ne zaman bu işler büyüdü o işte tırnak içerisindeki ünlülük bilmem ne oldu. Şu an böyle her dediğimiz ulan başımıza ne gelir diye. Ya bir de radyoda ilk kelimeden de adamın aşağı yukarı profilini anlıyorsun ya. Alo diye adam bağlanınca. Evet. Hocam bir de sizin şey vardı ya diye mesela. Hani gereksiz yere muhabbet zaten. Hocam duyamıyoruz seni diye yolladığımız oluyor. Eşinizin en gıcık olduğunuz huyu. İkiniz de evlisiniz. Eşinizin en gıcık olduğunuz huyu. Abi benim net bir şekilde şey, o böyle yaptığı iş dolayısıyla denetçi kökenli birisi, finans mühendisi falan. Para bol. Fakat... Abi ev 5 artı gidiyor. 4 tane kardeşim gerçekleri vardı. Konuşacak mıyız, konuşmayacak mıyız? Gündelik hayatına... Yeter lan şov yaptın. Anlat şu gelirini. Durun be. Gündelik hayatına da sirayet etti abi. Abi bir içimi dökeceğim, beni bırakın. O yani mesleki şey, işte yani o yetenekler, risk arama, risk bulma, gündelik hayata da sirayet ediyor abi. Ya ne yapsak bana şeyle geliyor. Böyle yaparsan böyle bir şey olabilir. Şunu alırsak başımıza bu gelebilir. Şunu yaparsak şöyle olabilir falan diye. Benim tek şikayetim. Bir de bunun üzerine balık burcu eklendi mi? Bir de evet, balık burcunun kararsızlığı var. İşte İlker sen de carpe diem diyorsun. Için. O da diyor ki carpe diem olmaz. Hayır böyle olmaz. Aynen olmaz. Öyle. Ben de gerçekten yani çok net ve hızlı kararlar alırım. Çok büyük kararı ben 3 saniyede alırım. Ben yani. De tam zıttı. Benim babamın bir arkadaşının oğlu var. Nusret'e şey satmaya gitmiş. Bu kebapçı Nusret var ya. Ahşap tabak mı ne satacak yani. Nusret'ten bir şekilde randevu koparmış tamam mı işte. Öğlen 2 diye. 3.40'da gittim diyor. Bir afra tafra. 3.40 oğlum Nusret'i bekletmişsin. Adam kalmış orada. Ya benim için bu lütuftur yani. Tabii canım. Sen Nusret'ten bak sev sevme ayrı konu. Nusret'ten randevu koparmışsın. Bir şey ikram etmedi bana anlatıyor böyle. Abi diyorum. Şey demiş Nusret yani bir daha olmasın lütfen demiş. Herif hala kibar. Ya mesela ben de eşimle o olayda çok kavga ederiz. Ya çünkü abi günü planlıyorsun. Şimdi benim bir saatim belki ben o bir saatte spor yapacağım yani. Veya bir skeç çekeceğim onu paylaşacağım. Mesela bir saat kayıyor umursamıyor. Ben çıldırıyorum ya kaymamalı bence. Şimdi abi son olarak şeyi soracağım. Şimdi bizim gibi böyle topluluğa iş yapanlar da var ya. Ha, size kimler yürüyordur şudur budur cartçut hani böyle siz işte evli kalamazsınız. Böyle bir muhabbet dönüyor hep. Hep arkadaş çevrende böyle bir şey var benim. Ben size sorayım. Evlenecek arkadaşlara, insanlara ne tavsiye verirsiniz? Yani... Önce doysun. Önce Alanya'da amatörlük. Benim bir arkadaşımın babası bir gün şu cümleyi kurdu. Çok erken evlenin dedi. Ama herif böyle hayatı çok seven bir adam tamam mı? Ya, sıfır bilgi ya. Bu nasıl bilgi? Çapkın mapkın bir adam. Lan dedik bu adam bize niye böyle tavsiye veriyor? Hemen 18'inde evlen dedi. Niye dedik? İkinci için vakit kalsın dedi. Bu kadar pis bir tavsiye vermenizi. Var mı abi bir tavsiye? Abi ben... Böyle konularda bilmiyorum tavsiye verecek biri değilim ya. Baştan beri şeyi de konuşuyoruz ya öyle bir ekonomik ortamdayız ki. O da şimdi çok şekillendiriyor. Tabii abi şimdi mecbur. Zengin karı bulun diyecek yavaş. Fark etmez. Suadiye tarafına takılın. Adam kadın fark etmez. Suadiye tarafına. Yaş aralığı 45 ila 65 arası. Bizim, bizim spor salonu bir de Suadiye. O arada gidin gelin. Aklı olan jigol olur diye.
Hoşçakalın. Kapatalım abi. Bu tavsiye bence aklı olan jigon olur. Vallahi abi nasıl mutlu oluyorsan... Bir şey diyeyim mi? Nasıl mutlu oluyorsan öyle yaşayacaksın ya. Sen ne yaptın ya kral? Bu nasıl tavsiye? Ya sen izliyor. Aklından jigon kardeşim. Olur kapak yaparsan biz böyle yolunda kalırız. Abi aklı olan diyorum. Hala uzatıyor. O zaman çok teşekkürler. Arkadaşlar podcast link olarak açıklama kısmında mevcut. Baştan sona dinleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Daha konuşacaktık senin diyetimi de artık sonra. Biz bayağı podcast gibi abi, oldu ya. Yine geliriz. Mystery Box'a konuşalım. Olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.